Kafada kaslarımız var işte. Burada temporal kas dediğimiz bir kas var. Efendim burada işte masseter dediğimiz başka bir kas var. Bu kasların içindeki bazı tetik nokta dediğimiz bizim kasılan, gevşeyemeyen noktalar böyle yayılan ağrıya neden olur. Mesela buradaki ağrı siz burada hissedersiniz çenede. Evet. Çene ağrısı, eklem ağrısını dişte hissedebilirsiniz. Çok enteresan. Çok ilginç. Dişinizde hiçbir şey yoktur. Kulakta. Ama mükemmeldir ama tabii, dişiniz ağrıyor. Diş hekimine gidersiniz. Bir şeyiniz yok diyecek. Ama aslında ekleminizdedir problem. Peki manuel terapiyle tedavi edilebilir mi? Ben egzersiz soracaktım. Evet. Var. Aynen her eklemde nasıl varsa, evet, diz ekleminde nasıl varsa. Sakız çiğnemek değil. Değil. Göstereyim. Mesela istersen beraber yapalım. Şöyle önce bir dik duralım. Bir kere her zaman dik durmak çok önemli. Şimdi elimizi şöyle bir yumruk yapıyoruz. Yumruk yapıyoruz. Çenemize yerleştiriyoruz. Sanki böyle Hacivat Karagöz gibi düşünün. Önden ama. Evet, alttan değil. Siz yanlış yapıyorsunuz. Önden yapın. Öne şöyle. Bak, öne böyle. Şöyle önden koyalım. Yukarı, yukarı. Evet. Şimdi alt çenemizi öne doğru hareket ettirmek istiyoruz. Yani şunu yapacağım. Ama elimle izin vermeyeceğim yapmama. Tutacağım. İkisi dengede olacak. Çenem ittirecek, elim tutacak. Anlaşıldı mı? Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hareket yok yani. Aynanın karşısında yaparız. Aynen. Şimdi elimizi yana koyalım. Peki. Bu sefer de şunu yapmaya çalışacak çenemiz. Şöyle yana gitmeye çalışacak ama gidemeyecek. Niye? Elim tutacak çünkü. Bu ittirecek, elim tutacak. Hareket olmayacak. Peki. Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynısını bu tarafa yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de aşağıya yaptık. Bir de bu sefer alttan koyalım yumruk yine. Açmaya çalışıyoruz ama açamıyoruz. Yumruk tutuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Evet. Bayağı spor yaptırdık çenemize yani. Çenemize ne yaptınız bugün? Çenemize spor yaptık. Çenemize spor yaptık. Niye lazım? Niye lazım bu? Şimdi bu niye lazım? Çene ekleminin etrafında burayı tutan kaslar var. İşte bu eklem kapsülü var. Peki. Bütün bunların güçlü olması lazım. Özellikle bu egzersiz sizin için çok önemli. Bu yaptığımız. Hani sizde çünkü biraz daha elastikiyet fazla ya. Daha güçlü olursa eklem her açıldığında, kapandığında daha az yük biner. Bir kısmını yükün burası alır çünkü. Anladım. Ama burası güçsüz olursa bütün yükler ekleme biner. Eklem daha kısa sürede dejenere olur, daha kısa sürede bozulur. O zaman çok konuşmak da yarıyor. Ya şey de hocam. Ben şöyle açıp kapamaların da faydalı olduğunu zannediyordum kendime. Benim gösterdiğim bir tanesi. Bunun gibi bir sürü değişik egzersiz var. Yani hani çok farklı, hastalığa göre de aslında değişen. Bu yaptığımız herkesin yapabileceği egzersiz. Yani botoks da bir tedavi yöntemi değil mi? Botoks özellikle diş sıkmalarda. Mesela ben çok sık uyguluyorum. Hatta bugün yaptım 3-4 hastaya. Öyle mi? Buraya gelmeden önce. Şimdi özellikle masseter dediğimiz şu kasta, çiğnemenin en kuvvetli kası. Diş çok sıkarsanız eğer büyür. Nasıl böyle hani kolunuz pazı kas yapar böyle. Yüzünün şekli değişiyor. Yüzü böyle çıkıntılı olur. İşin kötüsü ikisi birden çıksa gene iyi. Bir tarafı çıkar, bir tarafı düz kalır. Şimdi oraya biz işte botulinum toksini, yani piyasa ismiyle botoks enjeksiyonu yapıyoruz. O kas, botoksun yaptığı şey biliyorsunuz, kası kasılamaz hale getiriyor. Yani cildi de öyle güzelleştiriyor. Hani şey için yapılıyor ya, kırışık için. Yani kas kasıldığı zaman bakın kırışık ortaya çıkıyor. Kası kasamazsanız kırışık olmaz. Mekanizma bu. O zaman buraya da botoks yaparsanız sıkamayacaksınız fazla dişini. İsteseniz de sıkamayacaksınız. Sıkamadığınız için kas çalışmayacak ve daha gevşek, daha böyle şey hale gelecek. Ben galiba oraya doğru geliyorum. Yani yapılabilir. Çok bir tedavi değil yani, zor da değil. Enjeksiyonu son derece kolay.